Dostlar merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım herkes için her şey yolundadır. Yaklaşın, bugün harika bir pancar mezesi vereceğim. Ekşili pancar mezesi. Tarifime geçmeden önce tabii ki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Eğer kanala abone değilsiniz, lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği tarifi beğenirsiniz, lütfen likeleyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsınız, çok mutlu olurum. Şimdi malzemelerimizi tanıyarak ufak ufak tarifimize geçelim. Tabii ki burada pancarlarım var. Üzeri için biraz maydanoz, biraz ceviz, sarımsak, zencefil, limon, kuru soğan, yoğurt, güzel bir üzüm sirkesi ve tuz karabiberle harika bir meze çıkacak ortaya. Dostlar, işte soğanlarını ince ince doğrayarak başlıyorum. Soğanları transfer ediyorum. Limonumun kabuğunu soyacağım. Limonumdan ince ince dilimler çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkarttım, o ince dilimleri de transfer ediyorum. Sıra geldi zencefil. Onun da kabuklarını bir çay kaşığı yardımıyla soyuyorum. Zencefilimi de küçük parçalara ayırıyorum. Çok düzgün olması önemli değil. Başrol oyuncusu pancarlarının da kabuklarını güzelce soyuyorum. Dostlar, gördüğünüz gibi pancarları mümkün olduğunca ince bir şekilde doğruyorum. Şu şekilde göstereyim. Pancarlarımı da transfer ediyorum. Ve artık ocağın başına geçebilirim. Tenceremin tabanına soğanlarımı güzelce yerleştiriyorum. Önce bir tabana onları bir yayıyorum. Ve pancarlarımı da güzelce soğanların üstüne yerleştiriyorum arkadaşlar. İlk katı tamamladıktan sonra araya limon dilimlerimi bırakıyorum. Bu şekilde. Sonra da zencefil parçalarımı serpiştiriyorum gelişi güzel. Ve tekrar pancarları bir kat daha yerleştiriyorum. Ve birkaç adet, yani biraz daha fazla hatta, tane karabiber atıyorum. Tane karabiberiniz yoksa son aşamada, hani servisten önce biraz karabiber de ekleyebilirsiniz. O da güzel olur. Ve bolca zeytinyağı gezdiriyorum arkadaşlar. Zeytinyağından korkmayın, bol olsun, çok yakışıyor. 1,5 bardak kadar da su ekliyorum. Ve kalan yarım limonun suyunu da iyice sıkıyorum arkadaşlar. Biraz ekşili olsun. Ocağın altını açıyorum. Önce yüksek ısıda, daha sonra kısık ateşe geçireceğim. Ve tencerenin kapağını da kapattım. Pişmeye bırakıyorum. Dostlar, çatalımla bir kontrol ediyorum pişmiş mi diye. Evet, pişmişler. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Tencerede kendi kendine soğumasını bekleyeceğim. Bu çok önemli. Tencerede kendi kendine soğumalı. Ve bu aşamada birazcık da sirke ilave edeceğim. Bir kaşık civarında elma sirkesi ilave ediyorum. Siz damak zevkinize göre başka bir sirke de kullanabilirsiniz. Dostlar, sıra geldi yemeğimizi tabaklamaya. Ve birazcık da yoğurt ekliyorum. Kendi yaptığım ev yapımı yoğurt. Son olarak da maydanoz küçük küçük doğradım. Bu hem daha fresh bir görüntü sağlayacak. Esas son nokta da bu. Bir adet limon kabuğu rendeleyeceğim. Evet dostlar, bir tarifin bir içeriğin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like'larınızı esirgemeyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız da çok sevinirim. Abone değilseniz tabii ki abone de olun. Şimdi yani renklerine de bakınca inanılmaz güzel bir tabak oldu. Yeşil, kırmızı, of, beyaz yoğurt orada. Bu tabağı aslında hani ekşili pancar mezesi diyoruz ama bunun ismini karşıyaka olarak değiştirebilirim. Semtin renkleri olur böylelikle. Semtin takımının ve semtin renkleri. Evet dostlar, şimdi müsaadenizle ben bir tadına bakacağım. Tadım zamanı.
müsaadenizle biraz yorgunluğundan dalacağım. Dostlar, nefis olmuş, harika. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Tarifi yaparken, yemeğin çekimini yaparken şeker koyduğum bölümü çekmeyi atlamışım. Buna 2 kaşık da ben 2 çay kaşığı 2 kaşık derken toz şeker ekledim. Eklemezseniz olur mu? Olur ama asiditeyi kırmak için fena bir çözüm olmuyor. Daha lezzetli oluyor. O şekilde yaparsanız daha lezzetli olacaktır. Nefis olmuş. Umarım denersiniz. Hem çok sağlıklı hem çok besleyici. Dostlar, bir de şunu belirtmek istiyorum. Bu mezenin gerçekten esas vurucu noktası zencefil. Esas o zencefilin aroması bunun lezzetine gerçekten seviye atlatıyor. Evet, bu kadar laf yeter. Bir dahaki içerikte, bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.